Selamünaleyküm Operasyon Türkiye Mahallesi ve kıymetli izleyenlerimiz, yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün Allah nasip ederse benzin depo kapağını nasıl boyayabiliriz sorusunu elimizden geldiği kadar kısa bir şekilde cevaplamaya çalışacağız. Bununla ilgili çok fazla videolar, çok fazla bilgiler, bilmem neler vesaireler vardır, olabilir. Ama en kısa, en makul şekilde ve evde nasıl yapabiliriz sorusuna cevap vereceğiz. Ve dahası bu yapacağımız işlem parça boyama olacaktır. Aynı zamanda şöyle bir soruyu da hemen kısa bir şekilde cevaplayalım. Sonra videoyu devamında izleyebilir veya izlemeyebilirsiniz. Bu parça boyama işlemini yaptıktan sonra mutlaka eksperde çıkar. 1. Parça boyama işlemini yaptığınız zaman diğer katmanla, diğer boyayla, yani ana gövdeyle benzin depo kapağı arasında ton farkı olabilir. Bunu göz önüne bulundurarak yapmanızı rica ediyorum. İster spreyle yapın, ister özel tabancayla yapsanız bu gene farkı çıkacaktır. Bu asla kaçınılmaz bir sondur diyebiliriz. Şimdi ne yapacağız? Benzin depo kapağını boyamaya doğru geçeceğiz. Görmüş olduğunuz benzin depo kapağına astar atacağız. Normalde gri, beyaz gibi renkli astarlar atmamız lazım. Ama elimde siyah kalmış. Ne yazık ki siyah atmak zorundayız. Şimdi onu atarak üstüne boya yatıp tamamlayacağız. Tamamlandı. Şimdi kuruyacak. Ondan sonra ince zımpara atacağız. Sonrasında arabamızın boyasını atabiliriz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi parçamızı tekrar buraya getirdik. Bunun üstüne 2000'lik zımparayla yüzeyini iyice temizledik. Bazı yerlerde kalkmalar oldu. Bunlar göçük. Yani içeri doğru girilmiş. Bunları macun çekerek dümdüz hale getirebiliriz. Ama benim için sorun teşkil etmiyor. Bunu göz önünde bulunduruyoruz. Şimdi Z147 ile boyayı yapıyoruz. Bakınız, görmüş olduğunuz uçtan olması lazım. Özel uç. Buna yelpaze uzu bilmem ne vesaire diyorlar. Bazılarında şurası dönüyor. Yani burayı yukarı kaldırabiliyorsunuz ama bu yatay. Sıkıntı değil. İlk önce yaparken buradan başlayacağız. Yani boşluğa. Sonra buraya getirdikten sonra buradan buraya. Yani benim elimi dikkatli bir şekilde izlemenizi rica ediyorum. Şimdi soldan sağa, sağdan sola şeklinde yapacağız. Bismillah diyoruz. Yukarıdan aşağıya. Aşağıdan yukarı pek tavsiye edilmez. Püskürtme yaptı. Nokta olan nokta olan yerler püskürtme. Gördüğünüz gibi parça başarılı bir şekilde boyandı. Sadece şurada kalın bir püskürtme var. Ona yapacak bir şey yok. Bu işlem tamam. Bunun üstüne yapabileceğimiz ne var? Bu kuruduktan sonra yüzeyine 2000'lik zımpara ya da 3000'lik zımpara hafiften bastırmadan uygulayacağız.
Sonra duruma göre ya tekrar bir kat veya direkt verniğe geçeceğiz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi boya işlemi tamam, kurumuş. Bunun üstüne 3000 zımpara, 3000 zımpara. Sonra tekrar boya, üstüne vernik, işlem bitecek. Hadi getir 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 getir, sık 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 sık. Hadi hadi bir daha yap. Tamam. Yap hadi hadi hadi. Tamam tamam. Hadi. Zımpara işlemi tamamlandı. Fakat görmüş olduğunuz gibi bazı siyahlıklar var. O da boyanın bir kısmını tuttuğu, bir kısmını tutmadığı vesaire vesaire. Burada bir kaçağımız var. Onu kapatıp kapatmayacak mı hep beraber göreceğiz. Bu işlem bu kadar. Bu kuruyacak. Üstüne verniği atacağım. Aşağı yukarı 10-15 dakika yeterlidir. Şimdi verniğimizi yapıyoruz. Özel ucun olması lazım. Normalde dediğim gibi 1.6 olsa, 1.8 olsa çok daha güzel olur ama 1.3, yapacak bir şey yok. Bu tamamdır. Videomuzu izlediğiniz için Opel Astra Türkiye Mahallesi olarak sonsuza teşekkürlerimi sunarız. Hayırlı günler dilerim. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Yakın zamanda Allah nasip ederse boyayla, boyamayla, kapağı düzeltmeyle ilgili çok daha güzel videolarımız gelebilir. Kendinize iyi bakınız. Sağlıcakla kalın.